ilk konuşan seninle birlikte. Bir, bu hafta playoff oynandı. Gates atışı ile başlıyor ona. Konuşmaya. Gates atışı 6-3 yendi. Evet, ilk maçı da almıştı. İlk maçı da almıştı kesinlikle. Ve zaten turnuva favorisiydi ve favori olarak da kapattı. Yani eşleşmeler içerisinde en tahmin edilebilir belki eşleşmeyi. Aynen. Zaten bunu söylemiştik. Şimdi çeyrek finalinde önlerinde Paris maçı var. Evet. Paris'le karşılaşacaklar. Tabii yani ligdeki maçlardaki temposunu devam ettirebilirse Gates Paris maçı da birazdan konuşacağız zaten. Çok yine çekişmeli geçecektir ama güzel bir karşılaşma oldu. Hatırlarsan ilk yedilerde ağırlarına çağırmıştı. Evet. Paris gelmişti, ağırlarına Gates gelmişti. Evet. Tam tersi de olabilir. İkisi de çok süper kaptanları var. Evrar kaptanlığa buradan selam söylüyoruz. Evrar Veydir kaptanı selam olsun. Evet. Gürsel kaptanı selam olsun. Emre kaptanı. Çok efendim çocuklar. Çok güzel bir mücadele izleyeceğiz. Bence çok fair bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Benim Blue Paris. İlk maç 3-2 Paris üstünde tamamlanmıştı. Evet. İkinci maçta 4-2 bitti. Yine Paris üstünlüğüyle kapandı maç. Burada sen benim Blue'yu mu favori göstermiştin? Onu pardon Engin göstermişti. Onu Engin abi evet. Biz yani genelde Paris demiştik. Sert oyun oynuyor çünkü biraz daha Engin. Evet. Onu tercih biz Paris demiştik. Paris çok disiplinli oynadı. İki maçı da şey gibi hani böyle ödevine çok iyi çalışan öğrenciler var. Evet. Ya da sınavda herhangi bir aksilik yaşamadan geçerler yani. Yani o benzetmeyle yaptılar. Çok iyi çalışmışlar. Çok iyi bir takım oynadılar. Manny Blue'da gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı tebrik etmek lazım. Çok tutulmaya çalıştılar sürekli maça ve iyi bir mücadele sergilediler. Paris'i ben bir tık İbrev olarak zaten daha önde görüyordum. İlk maçı 3-2, bu maçı 4-2 aldılar. Dediğim gibi çeyrek finalde Gates'le karşılaşacaklar. Ancak bir oyun gerçekten biliyorlardı sahaya çıkarken. Evet. Yani İzzettin'in bilgisinin o koşulları, arayalım, asistleri, her şey belliydi yani. Bunu da çok güzel sahaya yansıttılar ve maçı 4-2 turunda toplam 7-4'lük bir skorla aldılar. Evet. Dalton Avengers ilk maç 2-2 bitmişti. 2-2 mi? Evet 2-2 bitmişti. 2-2? İkinci maçta Dalton ilk maçın ne olduğunu gördükten sonra daha rahat bir daha kazanarak 5-1 aldı maçı. Şimdi Dalton'la Bostancı aynı dersleri çıkarttılar kendilerini ikinci evet. maçlar için. Ve birbirlerine rakip oldular. İşte önemli olan kısım da bu. İlk maçtan ders çıkartıp ikinci maça rakibi iyi analiz edip çıkabilirsen, eksiklerini tamamlayabilirsen zaten bir üst durum kapısı aralanmış oluyor. Dalton 5-1 gibi bir skorla geçti. Dolayısıyla favori de biraz Dalton tarafındaydı açık söylemek gerekirse bu turun. O yüzden güzel bir eşleşme oldu orada. Aslında şimdi tabii seyircilerimiz ekranda görüyordur ama ağacın sol tarafı birbirine benzer takımlar yine eşleşmiş. Evet. Yani Gates Paris, Dalton Bostancı zaten aynı şeyden çıkma. Bostancı'ya hep kaç karna bir dostlukları var yani ortak arkadaşlıkları var hem de Dalton tarafıyla. Önce birkaç kere tabi elemiş oldular. Şimdi bakalım Dalton Bostancı maçı çok ciddi çeyrek. Erken final görebilir miyiz? Böyle. Yani toprak yolu varken öte tarafta. Ciddiyetine falan baktığımızda belki de diyebilirdik. Hani farklı yani ayrıca farklı tarafında olsalardı belki de. Eşleşebilirlerdi finalde. Yani. Evet ama şu an zaten çeyrek finalle evet. ikisinden biri veda edecekler. Evet. Tamam Bostancı kaç kere geçelim. Bostancı kaç kere 5-0 yendi. Yani kaç kere sert oynayacağını beklediğimiz bir maçtı ki öyle oldu. Bostancı Can Yerken'in çok güzel oyunuyla maçı 5-0 almayı başardı. 3-0'dan sonra maç biraz daha koptu aslına bakarsanız. Dağılmalar yaşandı. Maçta istemediğimiz bir takım olaylar da oldu. Bostancı bu gergin maçı 5-0 kazanmayı bildi. Tabii işin o gergin kısmına çok fazla girmeyeceğim. Hani çok gerekli şeyler değil çünkü yani. Yani burada o gelsin bu gelsin çok fazla gerçekten bir önemi yok. Önemli olan gücünle, gerçek fair play ruhunda mücadele edip kazanabiliyoruz. O tarafa bakacaksın. Bostancı ilk başta çıktıklarında da kendi aralarında biz bu değiliz ya ne oldu falan diye böyle bir anlamadılar yani ne olduğunu ilk maçın. İkinci maça ona göre kendi aralarında bayağı ders çıkartarak çıkmışlar. O yüzden de zaten iki takım yayına koyduğunda Bostancı'nın bir tık daha önde olduğunu ben söylemiştim kendi görüşüm olarak. Kaçkar da çok iyi takım, çok iyi mücadele ediyor. Ama Bostancı adım adım finale gitmek için elinden gelen gayreti ve gücü gösterecektir. Güzel bir karşılaşma oldu. Skor açısından Bostancı'nın çok net bir galibiyeti var.
Bostancı'yla Dalton eşleşmesi değişik olacak. Çok değişik olacak. Bence de en sürpriz skorlardan, en sürpriz turlardan biriydi. Gayet koşu Raptors durumunda. İlk maçı Raptors 3-2 kazanmıştı. İkinci maç çok çekişme geçti. Gayet koşu çok bağlıydı. Ama Raptors kaçırdı. Gerçekten çok kaçırdı. Ama Raptors maçı tutmayı başardı. 3-3 bitirdi maçı. Yani Raptors için büyük bir başarı. Kesinlikle. Demek ki Barış abinin konsantre tecrübesi takım için yetmedi. Zaten bana yakınıyordu ilk maçın. İlk maç 2-1 yeniliyorlardı herhalde. Kenarda konuşma fırsatı buldum. Ne oldu abi? Kaç kaç falan dedim. Ya yeniliyoruz bir farklı. O diye falan dedim. Ya tabii bizim şu takımı dedi şımarttınız dedi. Şimdi dedi çocukları toparlayamıyorum dedi. İşin şakası tabii. Yani buradan da görebileceğiniz üzere Galacticos Junior 9 hafta kaybetmedi değil mi? İlk iki hafta yenildi. Sonra 9 hafta hep kazandı. 9 hafta kazandı. 10 bin. Beraberlik de yok. 10 bin maç toplamda. Evet. 9 hafta kazandı. Beraberlik de yok. Ama geldiler burada bir. İlk maç kaybettiler. İkinci maç berabere kaldılar. Yani burada playoff'a geldiğiniz zaman mücadele çok üst düzeyi. Olayın değiştiğini hepimiz görüyoruz. Yani bir enerjin varsa %50'sini 60'ını tamam ligde kullan. Belli bir yere edinmek için ama geri kalan %40'ı playoff'larda çok net kullanman lazım. Kesinlikle. Raptors'u tebrik ediyoruz. Buradan gerçekten de ikinci turun en büyük sürprizlerinden birini yaptılar ve çok da doğru bir oyundan yaptılar bunu. Oyunu çok doğru oynadılar sürekli ve hiçbir şekilde en ufak bir anında bir disiplinden kopmadan. Yani yedikleri gollere de baktığınız zaman çok ciddi disiplin hatalarında karakter goller evet. Değil. İyi tuttular Galacticos'u. Galacticos'un Junior'larını iyi tuttular yani. Yani çok güzel Junior'ları var çünkü evet. Galacticos'un. Tebrik ediyoruz. Diğer eşim yani bizde FC Wellington'ın Juve'lik maçı 6-4 kazanmıştı. İkinci maç 5-5 bitti. Juve'de skoru korumak isteyen takımlardan biriydi. Tabii yani hem skoru koruma güdüsü hem de maça sıfırdan düşünüp hani sanki hiç ilk maç oynanmamış gibi psikolojiyle oynamak çok kolay değil. Aslında güç olarak birbirlerine yakın iki takımın mücadelesiydi. Burada sen herhalde Winning Seven demiştin. Evet demiştim yani. Ben Juve demiştim. Kesinlikle. Benim tutturamadığım bir Galacticos'un ama hiç kimse tutturamaz zaten. Onun haricinde var mı? Yok. Yok. Yekan da ben de işte bir de Winning Seven yani. Winning Seven'dan toprak yol tuttu. Başa bela. Sen hiç üzüldü. Ben Başa Bela'ya söylemiştim İngin abi. Ben de Başa Bela'ya söylemiştim. İngin Azar var. Evet ama büyük başarı. Bak şimdi hakikaten baktığın zaman 4-4-8 maç. 8 eşleşmenin 7'sini tutturduk. Çok iyi. Galacticos Junior'da ya iddiam olan oynasak. Ben 6 tutturdum ben Winning Seven demiştim. Ben yeni tutturmuş oldum kardeşim. Yani ağacın sağ üst tarafını hiç yaramadı. Ya benim öyle şeyde de iddiam onlarında da şeyim vardır yani. Mesela böyle bir elim önüme tablo gelsin. Hepsini bilirim. Bu Galacticos Junior Raptors gibi iki karşılaşma olsun mesela. Tamam mı? Galacticos Junior yazar ya herkes. Ben giderim abi Raptors yazarım. Galacticos Junior gelir 6-0 falan yener. Genelde böyle talihsiz gelin olmuştu. Burada tam tersi oldu. Yani Juve'nin Seven çok çekişmeli geçti karşılaşma. İlk maçta öyleydi. Şöyle bir baktığımda şunu diyebilir miyiz? İki maçın da en çekişmeli geçtiği taraf Juve'nin Seven'la Menin Bulli Paris kesinlikle. Maçı diyebiliriz değil mi? Sıralayıcı doğrusu. Kesinlikle. Yani baktığımızda Galacticos tabii. İkinci maçta da Juve'nin Seven Juve maçına baktığımda şey oldu yani ne? Juve'nin Seven bir farklı önde götürdü genellikle maçı. Bir ara beraber getirdiler, yine öne geçtiler. Ama o son nefesi İki farklı bir türlü alamadılar. İlk maç 2-0 yenilince şimdi iki fark yapsam da psikolojik olarak şunu düşünüyor olabilir takımlar yani. İki fark da yapacağız ama uzatmaya gidecek. Bir de onun mücadelesi var. İşte penaltılara gidecek uzatmalar dedi. O yüzden ilk maç bayağı önemli oluyor. Biz genelde bu turu çok penaltıya zarttık ama bu sonuç izlemedik. Yani bu turda biz genelde şey izlerdik çünkü. Hani ikinci turu diyorsun. Evet, yani çok penaltı izlerdik çünkü hemen sahada gördüğümü de söyleyebilirim. Mesela ilk maçı iki farklı kaybetmiş, 2-0 öne geçtiğinde tamam beyler şimdi duruyoruz gibi konuşmalar çıkıyor. Yani aslında o 0-0'da takımların hoşuna giden şeyler aslında. Evet, özellikle kalecine güveniyorsan daha da hoşuna giden şeyler. İkinci dinlediğin ilk kalecisi kim? Oo, güzel soru. Ben şey diyorum, yes olsa. Ben diyecektim. Çok iyi. Aynen ben de. Gerçekten çok iyi. Aynen. Yani Bostancı'dan Berkay da var. Geç de penaltılara kalmamak lazım yani. Ama şey çok güzel şimdi örneğin. Tahmin edip örnek vereceğim. Bostancı Geç yarı finalinde penaltıda kalırsa olay
Yani ağaçladık evet, çünkü yani Bosna Çıkarken Gez Doğusan ikisi genç çocuklar. Çok iyi. Çok iyi kıyafetiz evet. Yani. Aynen. Hemen diyelim geçelim bir sonraki eşleşmeye. Apache Toprak Yol. Toprak Yol ilk maçı çok rahat kazanmış. İkinci maçta da 6-5 bir üstünlük sağladı. Tabii Toprak Yol takım olarak çok güzel oynuyor. Yani. Evet. Yani bugün attıkları bir gol var mesela. İstersen onu bir yani bu maçta tabii 15-16 pas attık. Yani topu gezdiriyorlar yani. Oradan oraya topu gezdiriyorlar. Resmen rakip uyuyor. Yani bir noktada diyor ki rakip yani bu top ceza sahasına kadar uyuyor gitmiş yani. Yani uyutu uyutu atmışlar böyle. Acaba bir izleyelim golü. Ondan sonra tekrar konuşalım. Sağ sol bilekleriyle attığı çalımlar falan filan çok
Yani izlemesi keyifli. Çok ciddi estetik katıyor. Gol gayretleri de var. Gol de var bu hafta. Güzel bir oyuncu. Aslında Ereğin golüne benziyor ama ilk defansa çarptığından dolayı. Erkan Abdurs konuşalım istersen bir. Çok büyük mücadele gösterdi Erkan Kaptan Abdurs, Müslüm Kaptan'ı. Çok büyük mücadele gösterdi maçta. Gol de attı, golünü de attı. O da bence yani ikinci maçı üzerinde konuşursam turu getiren isimlerden biriydi. Ya işte kaptan dümene geçince evet. Takım daha ayrı mücadele gösteriyor. Yani kaptanların güzel mücadelesi oldu. Barış Ağabey'in çok güzel bir golü var. Galacticos Junior'da köşede çok güzel bir golü var. Yani kaptanların takımın başında olup aynı sahada mücadele gösterdiği takım diğer terkleri de zaten daha ciddi mücadele ediyor. Raptors'un da turu getiren çok net kaptan diyebiliriz. Tabii takım oluşturanlar genelde kaptan oluyor. Taktikler takım içerisinde konuşuluyor ama daha çok kaptanlar hani daha çok vakit ayırıyorlar. Kendinden bildiğinden dolayı söylemek gerekirse. O yüzden kaptanlara da ayrı bir parantez açalım. Yani takım kaptanları sergiye geliyor. Tabii canım çok ciddi bir emek veriyorlar. Yani takımın her bireyi çok önemli ama takım kaptanları bir tık daha takımın abisi babası gibi olduğundan dolayı önem arz ediyor. Erkan'ı tebrik ediyoruz. Erkan kaptanı. Vallahi selam söyleyeyim. Kaptan, istersen ikincilik çeşitliliğe konuşalım. Çünkü yani en büyük sebebi çok eğlenceli maçlar izleyeceğiz. Evet. Değişik maçlar, ben kalsın benim öyle hikayesi olan maçlar izleyeceğiz. Yani hemen bir tanesi örnek verelim. Mesela Borussia Dortmund, Bozarlı maçı izleyeceğiz. Evet. Yani bir tane takım mı aslında onlar? Yani iki takım için izleyeceğiz. Aslında bir tane takım. Çok iyi bir arkadaşlıkları var. Birbirinde oynayan oyuncuları var. Yani örnek veriyorum, Borussia Dortmund'un yöneticisi olarak görebildiğimiz Barbaros, Bosnancı'da oynuyor. Hani örnek veriyorum. Ya da mesela Dortmund şu an 3 tane oyuncusu, geçen sonra Bosnancı'da oynuyordu. Bosnancı'da oynayanlar, geçen sonra Dortmund'da oynayanlar vardı. Yani çok birbirine karışmış iki takım. Evet. Çok güzel bir maç izleyeceğiz. İnşallah birbirine ne olduğunu maç izleriz. Ki öyle görüyoruz, sevgili birçoğumuz. Sıkıntılı hiç maç yok. Burada da çok enteresan. Evet. Bak, 4 eşleşme var. Hı. Abi. Yani Dalton Bostancı'nın yakınlığını bak, hani Guess ve Paris'in kaptanlarının efendiliklerini çok net bir şekilde, herkes öyle ama hani Guess ve Paris'in bize artık tanıma bu fırsatımız burada ağırladık vesaire. Hani oyun stilleri, lige yaklaşımları, Paris'in mesela forması, Anadolu Ligi amblemi var. Evet, çok her şeyi fail üzerinden gitmeye çalışan bir takım. Guess yine aynı şekilde öyle. Yani adamlar açık açık söylüyor yani namalip gidiyoruz ama hani bu namalibi hak etmeyecek oyunlarla oynayacağız deyip hani yani ön planda fiili koyan takımlar. Toprak yol başa bela ayrı bir parantez zaten. Komple bir parantez. Çok eğleneceğiz. Ya çok eğleneceğiz. Aşırı eğleneceğiz. Yani orası çok net yani. Ama şu an Emin Kaptan iki hafta alır çok pişman. Ya aslında öyle. Ben sana söyleyeyim. Toprak yolun başa bela çıkacağı biraz belli gibiydi. Bekleyecektim. Rıfat'la Engin'i buraya alacaktım. Ben Rıfat'la Engin'i gitmek istedim de o zaman işi vardı. Zamanlar olmasın yani. O yüzden de gelememişti. Ona ilk yeri değil, ilk 77 diyeceğiz. Hakikaten diyorum. Sabahtan önce bak. 1,5-2 saat falan yani. Part part yapmak lazım öyle bir program olduğunda. Geçmişten başlarlar. Bir de sen kontrol nasılydın? Moderatör olmak da zor onların. O çok zor. Yani. Tek tek gidelim. Oraya geleceğiz. Guess tamam. Paris maçına baktığında. Tamam, favori kimdir abi? Ben Guess'in olduğunu düşünüyorum sizin köyünde. Yani Paris'e de tecrübesi uzun zamandan bulunduğunda bulunması da çok büyük tecrübe ama Gessin Mussolini'nin oyununu ben gerçekten de üst görüyorum. Yani çünkü orayı çok güzel ayarlıyorlar. O paslaşmayı çok iyi yapar ve skoru yolu oynamaya çok iyi aslında Mussolini öğrendiler bence. Geçen sezon bilmedikleri bir şeydi bu, skor yolu oynamak. Evet. Bu sezon bence çok iyi yapıyorlar. O yüzden ben Gessin bir tık daha görüyorum. Ben hani tamamen oyun sistemiyle alakalı söylüyorum. Çünkü buradaki her takımı çok gerçekten seviyorum. Bu eşleşmeler çok güzel olmuş ayrıca, tekrar söylemek gerekirse. Ama ben Paris'in bunu sürpriz yapacağını düşünüyorum. Yani sürpriz ne var bence şu an? Sürpriz derken şöyle, genelde, yani şimdi kime sorsan Guest favori gösterir. Çünkü sene içindeki performansından dolayı. Yoksa Paris'in, yani Paris'te Guest yan yana koyduğunda çok rahat evet. Kafa kafaya maç götürebilecek noktadalar. Ama hani 10 kişiye sorsan 7 kişi Guest der şu an. Bence yani. Doğru mu? Yani iddia oranlarına da baktığımda Guest diye denebilir. Ama ben Paris'in burada hani o oranı şaşırtacağını, yani daha doğrusu matematiği biraz şaşırtıp alabileceğini düşünüyorum. Guest çok pozitif bir takım. Birinci ligi hak edecek oyunu oynamaya potansiyelli bir takım.
takım. Hak edecek oyunu şu an oynuyorlar demiyorum ama hak edecek oyunu oynamaya potansiyel bir takım. Geçsin, birinci ligdeki karşılığı sence kim? İleri oyuncu, skoru koruma. Ya şey diyesin var aslında, Yusuf Helal diyesin var ya, Yusuf Helal'in o dalgalanması yerine falan. Yani takım yapısı olarak bakacaksın bu. Hani yoksa ileri ucu vesaire, ikinci ligde tamam öyle de birinci ligde işlemez o. Yani. Yani onu... Sinan mı kim var? Sinan Boş var. Boş. Boş abi. Evet, o da çok. Ve karşılığı yani, genç olması dinamikte. Aynen. Genç olması aynen. Boş bence karşılığı. Ama yani dediğim gibi burada mesela bir şey farkında düştük, bakalım ne olacak. Tek maç usulü oynanacak. Çift. Pardon, çift ya. Bu çeyrek finallerden sonra evet. Evet. İkinci çift maç, çeyrek final, çift maç, yarı finallerden sonra tekrar. Evet. Okey. Borussia Dortmund Bosnancı maçını biraz konuştuk. Yani biraz daha önce değinelim. Dortmund'un çok geniş bir kadrosu var. Bosnancı maçında çok geniş bir kadrosu var ve bu şekilde geliyorlar. Sağın içi kadar dışı da çok eğlenceli olacak evet. Maçta. Birbirinin oyununa yakın oynayan iki takım. Çok yakınlar. Birbirinin oyunun en iyi bilen iki takım belki de. Yani ne oynayacaklarını iki takımı çok iyi biliyor aslında. Kimin oynayacağını çok iyi biliyorlar. Bunu çalıştığını, düşündüğünü sahaya yansıtabilen takım bir takım bir tık daha nedir? Ha, bence. Ama belki kendi düşüneceğim ki finalde de olarak gördüm. Bostancı burada bir tık daha önde olacak. Bostancı'nın bu oyun stilini tamamına yayma ve kabul ettirme olayını bu Dalton'a karşı yapabilirlerse kesinlikle ben de Bostancı'yı favori görüyorum. Raptors Juve yani çok güzel bir şimdi iki tane evet. İkinci lig B takımı ki normal sonunda da karşılaştı. Baktığımızda Raptors çok yani yıpratıcı iki maçtan çıktı. Ama çok şey kattığını düşünüyorum Raptors takımına. Yani bu iki maçın sonucu çok şey katıldığını düşünüyorum. Juve de yetenekli ayaklarıyla gol bulmaya çalışacak bu maç yani. Ligin liderini eğer takım her zaman sonuna kadar gitme mücadelesini çok rahat kendine gösterebilir. Çünkü psikolojik olarak o üstünü ele alırlar. Evet, psikolojik olarak baktığın zaman orada birinci, yani kendi gruplarında birinci olan takımı yendiler. İkinci olarak. Pardon, ikinci olarak takımı yendiler. Ama Galacticos Junior'ın ağır ağır aldığı 9 maç onlar için çok önemli bir hedef noktasına evet. Geldi Galacticos için. Bir totem yapıyormuş gibi olmuyor ama Juve deriz Galacticos geçer yine. Öyle bir durum olmasın ama ben hani Galacticos'un bu yıkıcı mücadelede, bu yoğun mücadelede bir tık daha Juve'ye göre yorgun çıktığını düşünüyorum. O yüzden bu ikileşme işte eşleşmede Juve'yi bir adım daha önde görüyorum açıkçası demek ki. Ben de Juve'yi bir adım daha önde görüyorum. Bunun da sebebi şu. Juve ne oynayabileceğini bilen bir takım, fazlası aramayan bir takım. Defansın ne yaptığı belli, orsan ne yaptığı belli, nelerin ne yaptığı belli. Yetenekli ayakları topu buluşturup gol bulmaya çalışan bir takım. Ve bu taktiğinde, eğer Raptors tabii ki de çok büyük bir taktikle paylaşabilir ama büyük bir önem almadıkları sürece işe yarayacaklarını düşünüyorum ve Juve'yi bir adım daha bu turda önde görüyorum. Ama yine tabii çok birbirine yakın skorlar çıkabilme ihtimali var. Çok yani en iyi, birbirine yakın maçlarından bir tercihimiz bu yani playoff'lara baktığımızda. Hemen geçelim. İkinci ligin en eğlenceli derbisine. Eğlenceli derbilerinden biri. Toprak Yol. Fantastik kırılma maçlardan biri. Toprak Yol dışa bela. Yani normal sürekli maçı Toprak Yol büyük bir fark kazanmıştı. Evet. Ama geçen hafta konuşuyor gibi Engin Nazar var diğer tarafta. Evet. Tecrübe konuştu ama Engin Nazar var. Bugün Engin kardeşimle tekrar konuşma fırsatı buldum. Ne yapacaksın hafta sonu falan diye sorduğumda. Ya abi adamlar bizden çok iyi falan filan diyor. Valla ben Engin tanıyorsam. Acayip sürprizler falan hazırlıyor. Böyle deyip ortamı. Çok uyanık bir adam yemin ediyorum. Evet. Yani hakikaten. Böyle deyip ortamı hani yumuşatıyor. Diyor ki ya başarı. Toprak yolda kendini falan. Ama Rıfat da bu oyunlara gelecek bir arkadaş değil. Değil. Yani. Hani hepimiz yeriz ama Rıfat yemez. Engin Ahmet'i yiyordur. Engin Ahmet'i yiyordur. Engin o şeyin seneler süren farklı takımlardaki dostlukları tekrar bir araya gelip böyle bir mücadelede karşı karşıya gelmeleri. Geçen sene ligde karşı karşıya geldiklerinde başarıyı seviyorlar. Başa bela almıştı. Bu sene Toprak Yol almıştı. Geçen sene Rıfat'ın yuhalandığı bir maçta onun görüntülerine de ulaşabilirsek göstermiş orada şeylerimize, seyircilerimize. Yani bir kere zaten çok güzel sataşmaların olacağı bir maç olacak ikisi arasında ama takım geneline baktığımızda tabii işin bir de hani skor, ciddiyet, yarı final böyle hedeflere baktığımızda açık söylemek gerekirse Toprak Yolu bir adım daha önde görüyoruz. Çünkü Toprak Yolu bu sene hedefini daha belirli tutmuş bir takım. Daha nereyi istediğini biliyor. Başa bela ben nereye gidersen giderim, nereye kadar gidebilirsem noktasında biraz daha yeni bir takım baktığınız evet. Zaman. O yüzden
her sene, her sezon üzerine koyarak gitmeye çalışıyor. Geçen Emin Kaptan'ın da programda dediği gibi. O yüzden keyifli mücadele olacak. Özellikle seyircilerimizin bu maça rahatlık göstermesini isteriz. Ben de maçta olduğu gibi. Ben de toprak yol koyuyorum. Evet. Ben de final adayım. Bir de bakalım ne zaman oynanıyor bu maçlar, değil mi? Hemen bakalım. Borussia Dortmund-Bostancı maçı 8 Aralık Cumartesi günü saat 4'te 1. sırada oynanacak. Raptors-Juve maçı 9 Aralık Pazar günü saat 1'de 1. sırada oynanacak. Guess-Paris maçı 9 Aralık Pazar günü saat 3'te 1. sırada oynanacak. Topak yolu Beşiktaş maçı da 9 Aralık Pazar günü saat 4'te 1. sırada oynanacak. Evet. Çok çekişmeli maçlar geçecek. Çok eğlenceli maçlar geçecek. Gelmek isteyen, izlemek isteyen herkesi bekleriz. Bize bütün cumartesi pazar günü oradayız. Bu kadar. İkinci günü böyle kapatalım. Evet, başarılar diliyoruz. Herkese başarılar diliyoruz. Yani dört takımda başarılar diliyoruz. Hemen sonraki programı için ufak bir hazırlık yapalım seninle. Üçüncü diye geçelim. Görüşmek üzere.